Murat Çelik, Tuğba Hezer'e açık mektup. Halkların Demokratik Partisi HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer, Öztürk'ün Ankara'da askeri servis otobüslerine hedef alan bombalı araçla intihar saldırısını düzenleyen Abdülbaki Sömer için taziye gitmesi konusunda nesnel birkaç sözüm var. Sayın Milletvekili, diğer bütün parlamenterler gibi siz de sadece partinize oy verenlerin değil, vermeyenlerin de vekilisiniz. Yani hepiniz, hepimizin vekilisiniz. Siz öyle görmüyor, öyle hissetmiyor, öyle davranmıyor olabilirsiniz ama benim de vekilimsiniz. Ve bir vatandaş olarak sizden bu gerçeğe uygun davranmanızı beklemek benim hakkım. Sayın Ezer, milletvekili olarak göreve başlarken HDP grubunun Leyla Zana hariç tüm üyeleri gibi sizin de o andı, Kerhen içtiğinizi biliyoruz olabilir. O yemin metninde görüşlerinize, ideolojinize uygun görmediğiniz kısımlar bulunabilir. O metnin belli kısımları ile ilgili haklı da olabilirsiniz. O yemin metnindeki sadece bir cümleyi koymak istiyorum önünüze. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma cümlesini. Milletvekili yemin metnini değiştirme imkanınız olsa sizin de tek dokunmayacağınız kısım bu olsa gerek en temel insan hakkı nedir? En temel hürriyet yaşama hakkı, yaşama hürriyeti değil midir? O hakkı, o hürriyeti masum insanların elinden alan biri değil mi yakınlarına taziyeye gittiğiniz? Sayın Vekil, baktım mecliste imza verdiğiniz bir kanun teklifi var. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu ve 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. Teklifin özeti kısmında şunlar yazıyor. Teklifle kasten öldürme, taksirle öldürme, kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet sahikiyle ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle işlenmesi hallerinde cezanın artırılması, bu nedenlerle işlenen kasten öldürme suçuna haksız tahrik indirimi uygulanmaması, bu nedenlerle işlenen tüm suçlarda takdiri indirim nedenlerinin uygulanamaması ve bunların af kapsamı dışında tutulması öngörülmektedir. Gayet yerinde bir teklif bu. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri özelinden çıkartıp altına imza attığınız bu teklifin özüne bakmamın bir mahsuru var mı? Öldürme, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları boyutuyla yani. 17 Şubat'ta yakınlarına taziye ziyaretine gittiğiniz kişi bu suçları işleyen bir cani değil mi? 9'u kadın, 20'si erkek, 29 kişiyi öldüren, onlarca insanı yaralayan o destek verdiğiniz saldırgan değil mi? Sayın Tuğba Hezer, ideolojisi, yöntemleri, üstü bu bana hiç mi hiç hitap etmiyor ama partiniz HDP'nin hali hazırdaki temsilcisi olduğu Kürt siyasi hareketinin bu ülke siyasetine olumlu ve önemli bir katkısı var. Kadının siyasetteki yeri, rolü ve etkinliğinden söz ediyorum. Özellikle eş başkanlık uygulamasıyla kadınların aktif siyasette erkeklerle eşit düzeyde olması alkışı hak ediyor. Siz de genç bir kadın olarak seçmeninizin tabanınızın gözünde önemli bir figürsünüz. Daha doğrusu öyle olmalısınız. Özelde bölgenin genelde ise ülkenin kadınları ve tabii öncelikle genç kızları için örnek olmak gibi bir sorumluluğunuz var. Sizin bu sorumluluğu hissetmiyor, böyle bir mesuliyetin gereğini yapma ihtiyacı duymuyor olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Açıp biraz yakın siyasi tarih mi okursunuz ya da ne bileyim en azından birlikte siyaset yaptığınız sizden daha tecrübeli kadın siyasetçilerle mi konuşursunuz bilmiyorum ama bir tercih yapmanız iyi olmaz mı? Sadece birileri tarafından ve sadece bir süre için kahraman olarak adlandırılmak mı yoksa bu ülkede barış ortamının oluşmasına katkı verip herkesin gözünde saygın ve kıymetli olmak mı? Karar sizin. Murat Çelik, Vatan